Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben kardeşimi aldım. Optimum'a geldik. Yine burada biraz gezineceğiz. Abla kardeş günü yapacağız. Biz Ayşenur'la Koçtaş'a geldik önce. Aslında bir halı bakacağım ama hemen almayacağım. Yine önce bir göz gezdireceğim. Daha sonra karar vereceğim. Öyle bir bakalım dedik. Burada da indirim varmış gelmeden önce. İnternetten bakmıştım ama işte gelip görmek istedim kendim. Şunu çok beğendim. Çok güzel. Fiyatı da indirimde 1599 lira. Yani 1600'e düşmüş. Çok beğendim. Bir de şu var. Bu da böyle dümdüz beyaz. Bu da 1099 liraya düşmüş. İndirimde bayağı. Bakayım. Bir de şöyle bir rengini gösterdi Ayşenur ama bilemedim. Bunu salona bakıyorum. Böyle düz beyaz bir halı bakıyorum salona. Bunlar da indirimdeymiş. Aa, böyle bir rengi de var. Bak bir de böyle bir rengi var Ayşenur. Bu da 1099 liraymış. Yok 1599, 1600 lira. Bunun yapısının çok hoşuma gidiyor. Süpürge çekmek için biraz. Evet, süpürgede zor. Şu tabii süpürgede çok iyi. Bir de fiyat olarak da çok iyiymiş. Ama şurada leke gördüm şu an. Gerçi bu teşhirdeki ürün ama acaba teşhirdeki ürünler mi indirimde? Bir sormamız lazım. Bakın bir de şurada bir model var. Onu beğendim. Onun fiyatını göremiyorum şu an ama o da çok güzelmiş. Böyle ben düz beyaz bakıyorum salona. Acaba iyi mi düşünüyorum bilmiyorum. Tabii hemen almayacağım. Şu an sadece göz gezdiriyorum. Göz gezdirdikten sonra karar vereceğim. Hiç şöyle renkli şeyler bakmıyorum ama bunlar bile ne kadar? 3099 liraymış şu. Ki o kadar da güzel durmuyor bence, bilemedim. Bir de banyoya bakıyorum. Böyle kilim gibi. Tam böyle paspas gibi de değil. Aslında bu paspas olarak geçiyor ama bayağı uzun. Şöyle bir boyutunu göstereyim size. Şöyle bayağı uzun. Paspas daha kısa kalıyor. Öyle bir şeye bakıyorum ama bakalım beğenebilir miyim? Çünkü bunlar hep indirimdeymiş. Mesela şu güzelmiş. Ama kirli burası. Bunu çok beğendim. Benim banyomda da böyle hasır detaylar var. Güzel durabilir. Yine gözüm beyaza gidiyor. Beyaz da çok güzelmiş. Bu da çok güzel. Böyle renkli şeyleri sevemiyorum ya. Annem olsa şunu beğenirdi. Annemde böyle bir mor rengi sevdası var. Bunu çok severdi annem. Şu gri de güzelmiş. Acaba bunların altı kaydırır mı? Onu bilemedim şu anda. Çünkü böyle çok şey değil yapısı. Değil mi? Kaydırabilir Ayşenur. Kaymaz bence. Kaymaz mı? Yapışır mı? Gerçi kaydırmazlar satılıyor ama. Bu değil mi? Şu ve şunu beğendim. Şu ikisini. Bu ve bu. Bunlar da aklımda olsun. Şimdi biraz kararsız kaldım. Ayşenur diyor ki parkeyle aynı renk al. Ben de tam emin değilim. Acaba parkeyle aynı renk mi alayım yoksa beyaz mı alayım? Ondan emin olamadım şu anda. Ya, bence beyaz çabuk kirlenir o yüzden. Ya evet kirlenebilir ama tonlar daha beyaz renk daha her zaman çok güzel görünüyor ya mobilyalarla birlikte. Bir de ben fazla renk cümbüşünü sevmiyorum. Ya evet ama ben bilmiyorum böyle nasıl mor seviyorum. Öyle bir kararsızlıklar içindeyim şu anda. Eğer parkeyle aynı renk olursa böyle krem gri arasında bir şey bakmam lazım. Açık gri veya böyle dumanlı krem mi olur? Öyle bir şey bakmam lazım. Biraz daha bakayım zaten ya bunlar aklımda kalsın. Şöyle bir şey gördük. Bambu paspası olarak geçiyor. Biraz boyu küçük ama model olarak çok hoşuma gitti. Ama acaba işte ıslandıkça yıpranır mı bu? Arkasının yapısı da böyle bir şey. Böyle biraz kalın kağıt gibi. Ama renk ve model olarak çok güzel. Aa evet. Kahve. Çok güzelmiş. Bunu da beğendim. 169 lira. Yani 170 lirada bir fiyatı var. Bir de şunu gördüm. Bunu da çok beğendim ya. Yine böyle hasır. Hasır değil mi bu? Çok güzelmiş. İşte genişliği ne kadar acaba? Burada böyle yazıyor ama ben çok anlayamıyorum şu yazandan. Ama görünüş olarak çok beğendim. Hemen lavabonun oraya.
Biraz gerçi kilim gibi değil mi? Aslında banyo için güzel. Evet, bir de şurada turuncu bir şey var. Onu da çok beğendim banyo paspası olarak. O da güzelmiş pomponlu. İkisinden birini alacağım. Bunu daha çok sevdim. O yüzden bunu alacağım. Bunun da fiyatı 309 liraymış. İnşallah güzel olur. Aslında bir tane şöyle cam için sineklik almak istiyorum. Bu da böyle uzunmuş aslında, güzel. Ama 200 lira fiyatı var. Bu çıt çıtlı değil. O yüzden böyle. Fiyatı da bana yüksek geldi. Böyle A101'e falan daha uyguna geliyor. Ama onu çıkartıp takması daha kolay sanırım. O yüzden. Neyse, yine bu aklımda olsun. Biraz daha bakayım bunun için. Biz Koçtaş'tan çıktık. Halı konusunda çok kararsız kaldık. Ayşenur da kafamı çok karıştırdı. Yani parkeyle aynı renk mi olmalı, yoksa acaba ben o beyazlı kafama çok net koymuştum, yine o yolda devam mı etmeliyim bilmiyorum. Bir de böyle parkeyle aynı renkte olan halı bakacağım, eğer bulabilirsem. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Salondaki halıyı değiştireceğim. Şimdi yorulduk, bir Koçtaş gezdik ama yine de yorulduk. Bir kahve içelim dedik. Kahve içeceğiz. Sonra artık devam eder miyiz bilmiyorum. Optimum'da çok fazla bir halıcı da yok aslında. Böyle caddede halıcılar varsa oraya gezeriz. Şöyle kahvelerimizi aldım. Latte söyledik ikimiz de. Ben biraz Starbucks'ı sevmiyorum. Sen seviyor musun? Ben çok seviyorum. Zaten ben... en sevdiğim içecek latte. Ve burası çok güzel yapıyor bence. Ben biraz sevemiyorum. Ben sevemiyorum çünkü masalar pis oluyor ve bu masaları böyle çöpünü kendimiz bir diğer masaya aktarıyoruz. Hem onu sevmiyorum, hem de burada çok fazla sıra oluyor, onu beklemeyi sevmiyorum. Ama bugün gelelim dedim böyle, Ayşenur seviyor diye bir farklılık olsun dedim. Şimdi kahvelerimizi içtik, MediaMarkt'a doğru gidiyoruz. Bir tane kablom kayıp, onu alacağım. Nasıl kayboldu bilmiyorum. Ya böyle arabayı işte açıp kapatırken, böyle ileri geri alırken koltukları ayağımıza takıldı, düştü sanırım. Ya da kimsenin günahını almak istemem ama arabayı katmaya verdiğimizde de gitmiş olabilir. Tam emin değilim. Çünkü biraz fiyatı yüksek bir kablo. Öyle, şimdi tekrardan MediaMarkt'tan o kabloyu alacağım. Kablo da şey, dönüştürücü bir kablo. iPhone dönüştürücüsü. Ona bakacağım şimdi. Bahsettiğim kablo şu. Şu AUX oluyor galiba. Şöyle iPhone'a dönüştürüyor. Bununla beraber işte müzik dinleyebiliyoruz rahatlıkla. Bunun da fiyatı şu 449 lira. Dediğim gibi işte biraz fiyatı yüksek. Bundan şu an ikinci defa alıyorum. Ama şunu da gördüm. Bu 269 liraymış. Galiba şu an bunu alacağım. Bunu değil de bunu alacağım. Çünkü fiyatı bayağı yüksek. İnşallah bu sıkıntı yaratmaz. Bunun gibidir. Çünkü bu çok iyiydi. Bunu alalım, kasaya gidelim. Ayşenur da kendine JBL bakıyor. Bunların fiyatı da 1089 liraya çıkmış. Bizde var bir tane yeşil renkte. 200 liraya almıştık değil mi? Evet. İyi ki de almışız zamanında. Yoksa şimdi alamazdık bunu. Çünkü o kadar güçlü bir ses çıkarmıyor aslında JBL, güzel ama şu boyu o kadar güçlü ses çıkarmıyor. Bunlar yeni ama. Evet. Belki çıkarmıyor olabilir mi? Ha evet, olabilir. Belki şu an daha güçlendirmiş tasarım olabilirler. Var. Ama dediğin gibi tasarımı çok güzelmiş. Özellikle şu rengini çok beğendik. Evet, bu renkten kalmamış. Neyse, biz kasaya gidelim. Bunun diğer kutuyla arasındaki farkı, yani hiçbir fark yok. Marka farkı var aslında. Bir de diğeri Apple'ın lisanslı ürünüymüş. Bu lisanslı ürün değil ama aynı işi görür dedi. Şimdi tekrardan aynı parayı vermemek için bunu alacağım. Aslında arabaya bir tane şundan almak istiyorum. Fiyatı da çok iyi, 200 lira ama Emrah bunların çok sağlam olmayacağını söylüyor. Bunda daha iyi bir şey bakmam lazım. O yüzden bunu iyice araştırıp öyle alacağım. Kabloyu aldık. O kadar rahat ettim ki. Çünkü arabada gerçekten yol boyu böyle gitmek çok sıkıcı oluyordu. Tam böyle radyoyu da ayarlayamıyorum araba sürerken. Kanallar böyle bozuk bozuk çıkıyor. O yüzden aldığım iyi oldu Optima gelmişken. Son olarak Yves Rocher'e girdik. Yves Rocher'i bu arada ben çok seviyorum ürünlerini. Hem böyle vegan oluyor bildiğim kadarıyla. Ve işte bu şampuanları falan sülfat içermiyor. O yüzden çok çok güzel görünüm veriyor saça. Kampanyası varmış ama şu an tam böyle karar veremedim. O yüzden almadan çıktım. Yine evde önce internet sitesinden inceleyeceğim. Ondan sonra karar vereceğim. Cilt bakımlarında %50 indirim varmış ikincisini aldığımızda. O da çok iyi. Bu arada kremleri ve göz kremini falan çok çok seviyorum. Şampuanlarda da şöyle bir şey var. Üyelere özel %30 indirimde. Ayrıca kasada hediyeler oluyor. Hediyeleri de tanışma boy değil. Böyle bildiğiniz orijinal boy. Serum hediye ediyorlar. 150 liralık alışverişi tamamladığımızda. O yüzden çok mantıklı geldi. Bugün eve gittiğimde internetten şöyle bir bakacağım.
sayfasından, web sitesinden. Neye ihtiyacım varsa ona göre bir sonraki alışverişimde değerlendireceğim bu kampanyayı. Sizin de aklınızda olsun. Eğer ihtiyacınız varsa şu an güzel bir kampanyası var. Size hemen kısa bir anımı anlatacağım. Ben evlenme teklifi almadan önce şurada oturuyordum bir gün öncesinde. Şu yukarıda gördüğünüz vinç gibi bir şey var ya, şurayı tutuyorum sanırım. Ben zannettim ki Emrah bana evlenme teklifi yapacak. Bir saniye kamerayı kendime çevirip öyle anlatayım. Ben o sırada evlenme teklifi bekliyordum zaten o hafta ama hangi gün olacağını bilemiyordum. Çünkü biz nişan için, söz için tarih kararlaştırmıştık. Sadece evlenme teklifim yoktu ortada ama Emrah'tan bir sürpriz bekliyordum. Neyse ben burada oturdum. Emrah dedi ki ben bir kahve alıp geleceğim. İşte sonra da çıkarız dedi. Ben burada oturuyorum, bekliyorum, işte vince bakıyorum. Diyorum ki acaba Emrah oradan böyle balonlarla falan indirecek kendini, bana oradan evlenme teklifi mi edecek? Ve saçma sapan hayaller kuruyorum. Emrah da hemen şu ikinci katta durmuş, beni izliyor, kameraya almış, gülüyor oradan. Bir de benim arkadaşımı, kardeşimi falan çağırmış. İşte orada hep beraber bana gülüyorlar, evlenme teklifi bekliyor garibim diye. Ama tabii sonra beklemediğim bir günde çok güzel bir sürpriz yaptı. Onu da zaten alttaki videolarımdan izlersiniz. Böyle işte Emrah'ın komik bir anı bırakmak istemiş bana. Öyle bir sürprizi olmuştu. Sürpriz de değil de işte öyle bir şakası olmuştu. Ama sonrasında çok güzel bir sürpriz yaptı. Biz artık çıkıyoruz Optimum'dan. Buradan arkadaşımın yanına gideceğim. Hastaneye tekrardan. Böyle. Biz şimdi Optimum'dan çıktık. Eve geldim. Hemen bir şoför değişikliği oldu. Annemle birlikte hastaneye gideceğiz. Çünkü gideceğimiz hastanenin biraz otoparkı sıkıntılı. Daha doğrusu otoparkı yok. O yüzden herkes böyle sağa sola kenara koyuyor. Ben de park sıkıntısı yaşadığım için annem dedi ki ben götüreyim. Öyle şimdi annemle birlikte gidiyoruz hastaneye, arkadaşımın yanına. Bu hafta o kadar böyle kötü haberleri aldım ki herkesin hastanelik işi olmuş. Tabii Allah beterinden korusun, inşallah daha kötü haberler almayız da. Bugün sabah Gürcan'ın haberini aldım Burcu'dan. Çok çok üzüldüm. Ona da tekrardan geçmiş olsun. Yani gecenin bir yarısı hastaneye kaldırılmış. Allah şifasını versin inşallah tez zamanda. Aynı şekilde arkadaşım, çok yakın arkadaşımın babasının da böyle olması benim canımı çok sıktı. Yani çok üzüldüm. Yine dediğim gibi Allah beterinden korusun. Bu arada annem araba kullandığı için şimdi onun dikkati dağılmasın diye onu kameraya doğru tutmuyorum, çekmiyorum. Çünkü kameraya bakmak ister, dikkati dağılır, Allah korusun. Korkuyorum, o yüzden onu kameraya almıyorum. Hani biz de bugün Ayşenur'la halı baktık. Salonun halısını değiştirmeye karar verdim. Salonun? Evet. Beyaz halı baktım. Sen ne düşünüyorsun? Beyaz halı. Evet. Vallahi sevdiğin olan hecim ya. Gerçekten öyle. De içinde hiçbir şey kalmasın. Ya öyle yani, gerçekten. İnsan... İyi gün diye saklamaya gerek yok yani bence. Evet. Bazı şeyleri. Ben de aynı düşüncedeyim. Evet. Yani şimdi beyaz halı böyle çabuk kirleniyor falan gözüyle bakıyoruz ama işte insan içinde kalınca da kalıyor. Sonra başkasının evinde görürsem ben böyle imrenirim. Derim ki ya ben de almak istiyordum. Öyle olurum. O yüzden ya içinde kalmasını istemediğim için sanırım beyaz halı alacağım yani. Yine birkaç tane daha halı bakacağım ama annemle birlikte gideceğim bu sefer. Onun tecrübelerinden de faydalanacağım. Bir de size komik bir şey daha anlatmak istiyorum. Ben Optimum'a her gittiğimde -3'e park ediyorum. Ayşenur da böyle deliriyor, kriz geçiriyor. Abla diyor 1'de yer var, 2'de yer var. Niye -3'e iniyorsun? Ben park etmeyi bilmediğim için arkadaşlar -3'e iniyorum. Bugün benim gibi böyle birkaç kişi daha gördüm. Böyle onlar da biraz benim gibi zor park ediyorlardı. Onlar da -3'teydi. Ki aslında -2'de falan bayağı çokça yer vardı. Hafta içi olduğu için o kadar kalabalık değildi Optimum. Dedim ki demek ki araba park etmeyi bilmeyenler her zaman hafta içi, özellikle hafta sonu kalabalık olduğu için tabii -3'te doluyordur ama hafta içi -3'ü kullanıyorlar benim gibi. Ya bu arada ben araba park etmeyi bilmiyorum diyorum ama aslında araba park etmeyi biliyorum tabii ki de. Sadece seri olamıyorum araba park ederken ve işte mesela -1'deyken işte orada çok fazla araba olduğu için ne adam ya da işte kişi, adam kadın diye ayırt etmeyeyim. Beklemek istemiyor. Böyle söyleniyor. El hareketleri falan yapıyor. O sırada ben böyle panikle, aceleyle yanlış bir hareket yapmak istemediğim için rahat rahat diyorum ki -3'e ineyim, ineyim. Geldik, babasını ziyaret ettik arkadaşımın. Oradan hemen çıktık, yemek yemeye geldik arkadaşımla birlikte. Şimdi burada bir güzel yemek yiyeceğiz. Çünkü sabahta da hiçbir şey yememiş, ona da çok kızdım hatta bu yüzden. Hemen hastanenin karşısında bir restoran varmış, Allah'tan buraya gelelim dedik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şimdi size arkadaşımı göstermiyorum ama göstermek istemiyoruz, yani görünmek istemiyor. Ama keyfi yerinde Allah'a şükür. Çünkü babasının durumu çok çok iyi. İyisin değil mi?
sadece diyor ki ellerimi göster şu an saçın başı çok dağınık. O yüzden yani video çekiyorum kendimiz yerinde olduğu için. Öyle Allah'a şükür çok çok iyi haberler aldık bugün. Mutluyum ben de. Şöyle yemeklerimiz geldi. Ben kıymalı yumurtalı söyledim. Arkadaşım da kıymalı kaşarlı söyledi. Güzelmiş burası. Yani güzel görünüyor bu pideler. Biz artık eve dönüyoruz annemle birlikte. Güzel haberleri aldık, o yüzden içimiz çok rahat. Böyle günlük bir vlog olsun istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.